Evet sevgili dostlar, şimdi 3 ülkenin kesişim noktasındayız. Bu oklar ülkelerin yönlerini gösteriyor. Almanya, Fransa ve İsviçre'nin kesişim noktasındayız. Ben İsviçre sınırındayım ve İsviçre'deyim. İsviçre-Almanya sınırında İsviçre tarafındayım. 1 metre ilerisi Almanya. Şimdi buradan yola çıkacağım. Yürüyerek 3 ülkede kaç dakikada bulunabilirim? Bunu size göstermeye çalışacağım. Şimdi saat 20.12. Evet, çıktım yola. Şimdi Almanya'dayım. Burası polis kontrol noktası. Şimdi Almanya'nın Weilheim-Ran şehrindeyim. Şimdi yürürken size buradaki bu üç ülke kavşağında yaşam nasıl onun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bu üç ülke içinde çalışma şartlarının ve maaşın en yüksek olduğu ülke İsviçre. İsviçre hemen hemen diğer ülkelerin 2-2,5 katı fazla maaş veriyor çalışanlara. Ev satın almak istediğiniz zaman en ucuz evler Fransa'da. Alışveriş içinse en cazip ülke Almanya. Hal böyle olunca buradaki insanlar Fransa'da oturuyor, Almanya'dan alışveriş yapıyor ve İsviçre'de çalışıyor. Tabii ki hepsi değil ama bunu yapan insanlar var. İsviçre'de yaklaşık 300 bin, az ya da çok bilmiyorum, 300 bin civarı sınır dışından gelip günübirlik çalışıp dönen insan var. Almanya'dan ve Fransa'dan gelip İsviçre'de çalışıp ülkelerine dönen insanlar var. Tabii ki maaşlar yüksek olunca insanlar İsviçre'de çalışmak istiyor. Daha cazip geliyor. Şimdi bu gördüğümüz alışveriş merkezi Rhein Center. Bu Rhein Center'a girdiğiniz zaman zaten bütün diller konuşuluyor, görüyorsunuz. Üç ülkeden de insanlar gelip burada alışveriş yapıyor. Almanya ile Fransa'yı kıyasladığım zaman yine alışveriş açısından Almanya cazip geliyor ama çok büyük fark yok. Ama İsviçre ile Almanya arasında bayağı ciddi bir fark var. İsviçre'den aldığınız bir malı yarı fiyatına veya daha düşük, 1/3'üne falan Almanya'da bulabiliyorsunuz. Şimdi karşımızda bir dönerci var. Döner kebapçılar Avrupa'nın olmazsa olmazı. Buradan hemen sağa döndüğümüz zaman Türk restoranları, Türk marketleri var. Türkler de burayı sık sık kullanıyorlar. Biz de, ben de şahsen gelip Türk marketini almak istediklerimi Türk marketinden, bu Markaf'tan almak istediklerimi buradan Rhein Center'dan alıp alışverişimi tamamlayıp dönüyorum. Aynı zamanda burası hem ucuz hem de sınırda gösterdiğim polis noktasında aldığımız fişleri onaylatırsak tax free yapıyoruz. Ya yaklaşık 50 euroda 5 euro falan geri dönüş oluyor. Onun parasını da istersek gidip alabiliyoruz, istersen bir dahaki alışverişte fişi getirip alışverişten düşebiliyoruz. Buralar aslında çok kalabalık oluyor. Ama şu an yaz tatili. Özellikle cuma cumartesi günleri inanılmaz kalabalık ama şimdi yaz tatili olduğu için fazla kalabalık yok. Burası Markov. Alışveriş merkezimizin girişi.
Bu köprünün adı Drilandrek Köprüsü, yani üç ülke köprüsü. Evet, şimdi Fransa ile Almanya sınırına geldik. Şu anda sol ayağım Almanya'da, sağ ayağım Fransa'da. Saatine bakıyorum. 7 dakikada gelmişim buraya. Şu anda sağ tarafımızda Fransa'nın Saint-Louis şehri var. Sol tarafımızda Almanya'nın Weil-am-Rhein şehri. Tam karşımızda ise. Karşımızda da sağ tarafın belli bir kısmı Fransa, sol taraf İsviçre. Evet, şimdi dönüyorum. Evet arkadaşlar, 7 dakikada 3 ülkede bulunabiliyoruz. Bu Avrupa'da birçok yaygın, birçok ülkede bu şekilde birbirine yakın sınırlar var. Fakat burada şehirler birbirine yakın, şehir merkezleri birbirine yakın. Yarım saat içinde bir ülkede yemek yiyip, diğerinde tatlı yiyip, diğerinde kahve içebilirsiniz. Bunun hepsini yarım saat içinde yapabilirsiniz.